Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Samet Ceylan. Arduino derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu dersimizde daha önceki e, derslerimizde yaptığımız bir proje vardı. Görme engelliler için yönlendirici robot projesi. E, bundan önceki derslerimde iki part anlatmıştım. E, bu anlattığım partlar şu şekilde hemen bir üzerinden geçeyim. E, pin tanıtımlarını yapmıştık ön motor sağ motor sol motor olmak üzere hangi pinlere bağladığımızı tanıtmıştık. Constant komutuyla yapmıştık biz bunu. Define komutuyla e, sensör üzerinde 2 adet pinimiz vardı. Trigger ve Echo pinleri. 3 adet sensör kullandık. Bunların tanıtımını yapmıştık. Buton tanıtımımızı gerçekleştirmiştik. Ardından ikinci partta void setup aşamasını anlatmıştım. İşte serial e, serial begin e, komutundan bahsetmiştim. Pin mod komutlarıyla ile hangi pinin output, hangi pinin input olacağını anlatmıştım ve aynı zamanda motor pinlerimizin de output olarak tanımlayacağımızı anlatmıştım ve bu aşamada void loop aşamasını yazacağız void loop döngüsü bizim daha önce dediğim gibi projemizin karakteri olacaktır yani nasıl çalışacağını neye göre çalışacağını hangi şartlar altında çalışacağını belirleyen komutlarımız olacaktır void loop aşamasında ve bu aşamada yazılımımıza başlayalım hemen void şu kafirlere yazıyoruz void loop yazdık parantez aç kapattık ve bir süslü parantez açarak yazılımımıza başlayacağız ilk e, komutumuz şu olacak butona basıldığı anda biz motorlarımızın çalışmasını istiyoruz o yüzden if buton 2 adet eşittir yanlış yazdım 2 adet eşittir ve high yazarak ...butonumuza basıldığı anda... ...biz şunların oluşmasını istiyoruz. Bir adet daha süslü parantez açıyoruz burada. ve Butona basıldığı anda biz ne istiyoruz? Motorlarımız çalışsın istiyoruz ama... ...ön motorumun biraz daha diğer iki motoruma göre... ...daha hızlı çalışmasını istiyorum. Çünkü herhangi bir yalpalamada... ...herhangi bir dengesizlikte... ...ön motorumuz daha hızlı çalışsın ki hemen... ...bastonumuz yani tekerlerimizin hepsi öne doğru ilerlesin... Yani ön motorum daha hızlı olacak bu şekilde yazılımlarımı yazacağım şimdi. Analog write komutunu kullanacağım bu aşamada. Analog write komutuyla ilk parantezimi açtım ve motor ön pin yani motor ön motor pinimi bağladığım değişkeni 255 olarak ayarlıyorum çünkü ben daha hızlı gitmesini istiyorum. Ön motor pinimin analog write dedik motor sağ pin diyeceğiz bu aşamada virgül dedik ve biz burayı 100 olarak ayarlıyoruz çünkü sağ ve sol motorların daha yavaş hareket etmesini istiyorum ön motora göre analog right dedik motor sol pin virgül deyip onu da yüz olarak ayarlıyorum ve analog write komutumuz bu aşama için bitmiş olacaktır. Şimdi yapacağımız işlem bildiğiniz gibi HCSR04 sensörümüz bir sinyal yollar ve yolladığı sinyalin geri dönüşüne göre geçen süreyi hesaplayarak mesa yani herhangi bir nesnenin herhangi bir cismin arasındaki mesafeyi hesaplar. Yani bir süre hesabını bir mesafe hesabına çevirir. Bu şekilde çalışan bir sensördür kendisi. Şimdi sensörümüzün hesaplama yapmasını e, tanıtacağız. Yani nasıl hesaplama yapacağını e, anlatacağız. Tabi biz bunları ne adı altında yapıyoruz? If buton high. Yani butona basıldığı anda bunların oluşmasını istiyoruz. Hemen buna göre e, diğer kodlarımıza da kaldığımız yerden devam edelim. Long süre ön motor için yanlış yazmışım süre ön motoru olduğu için ön yazıyorum. Süre ön virgül dedik ve mesafe ön olarak tanıtıyorum. Dedikten sonra digital Write komutunu kullanacağım burada. Hemen devam edelim. Ön trigger pini low olmasını istiyorum. Yani ee, sinyal hesabı için bu aşamalara başlamamız gerekiyor. Yani bu, bu trigger pininin başlamasını gerekiyor ama ilk başta bir beklemesini istiyorum. Yani butona basıldığı anda trigger pini beklemede olsun ama ne kadar beklemede? Hemen delay komutuyla burada bir noktalı virgül unuttuk. Delay komutunu mikro saniye cinsinden yazacağımız için bu aşamada e, yapacağımız delay tanımlaması şu şekilde olacak. Micro seconds diyeceğiz ve e, bunu biz 2 mikro saniye olarak ayarlamamız gerekiyor. O yüzden parantez içine 2 yazıp boşluk bırakıp noktalı virgülle e, tanımlamamızı bitiriyoruz. Bu aslında şu demek olacak. E, butona basıldı. Motorlar çalıştı. Ee, ve mesafe sensörünün hesabına başladığı anda 2 mikrosaniye e, sonra yani trigger pininin durduktan 2 mikrosaniye sonra bana şunları 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 yap diyeceğim yani ben bunları belirleyeceğim. Ee, iki 2 mikrosaniyeyi belirledik. Şimdi yapacağımız işlem şu olacak. Dijital write komutuyla e, ön ön trigger pinini e, pinine yüksek voltaj, yüksek akım vereceğiz. Yani ön trigger pinini çalıştırmamızı isteyeceğiz. Digital write dedik. Ön trigger pinini dedik. Büyük harflerle high yazdık. Ve noktalı virgülle bu satırı da tamamladık. Ön trigger pinini de bitirdik. Ve şimdi diyeceğiz ki 10 mikrosaniye sonra yani bunların hepsi zaten mikrosaniye cinsinden yani e, sinyal hızına göre ayarlanmış kodlar bunların her biri bu şekilde delay mikro second dedik ve 10 mikrosaniye sonra olacağı için parantez için 10 dedik boşluk dedik ve noktalı virgülle bu satırımızı da tamamladık bundan yani 10 mikrosaniye sonra ise ee, ön trigger pinini durdur yani sinyali al e, e, alçalt diyeceğiz yani sinyali biraz daha azalt diyeceğiz bunun için ise digital write komutunu kullanacağız yine digital write dedik ama yanlış yazdık sarı olması gerekiyor yazdığımız e, digital write komutunun digital write dedik ve ön trigger pin'i virgül deyip low diyoruz. Noktada virgülle ile satırımızı tamamlıyoruz. Yani sinyali daha da azalttık. Şimdi e, sinyalin alınmasını sorgulamamız gerekiyor. Bunun için ise hemen şu komutları gireceğiz. Süre ön dedik. Puls in diyeceğiz. Ama tabii büyük harflerle yazdık hepsi her birini. Süre ön dedik. Eşittir deyip. puls in diyeceğiz. Burada. Ve ee, ön ekopini pini için yapacağız biz bunu. Ön eko A diyoruz ve noktalı virgülle bu yazılım yani bu kodumuzu da tamamlıyoruz ve şimdi hesaplama yapmamız gerekiyor. Bu hesaplama algoritmasında şu şekilde oluşturacağız. Mesafe yine büyük harflerle başladık her seferinde unutuyorum maalesef. Mesafe ön dedik ön ön sensör için mesafe hesabı şu şekilde Hemen bir parantez açıp Yine yanlış yaptım. Hemen bir parantez açıp Süre e, Ön Yani tanımladığımız değişken Bölü 58.2 diyeceğiz burada. 58.2 dedik. E, yine bir sayısal Bu her zaman Türkiye'de sadece bu şekilde galiba. Ee, sayısal küsuratlar için virgül değil nokta kullanmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Ben bir hata yaptım, hemen düzelttim. Dedik. Yani bundan sonra yani şu şu, şu ana kadarki loop döngümüzde biz şunları belirledik. Motorlarımızın çalışacağını, yani butona bastığımız anda motorlarımızın çalışmasını ve sensörümüzün nasıl çalışacağını tanımladık ve sensöründen bir hesap yaptırmamız için bir hesap tanımlaması girdik. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi yapacağımız işlem, şimdi sensörün nasıl çalışacağını tanımladık. Ama sensörün hangi şart altında çalışacağını tanımlamadık. Şimdi bu şartı belirleyeceğiz ve bunu if komutuyla yapacağız. If dedik. Mesafe. Ön. Küçüktür. 10 ise. Yani mesafemiz 10 santimetreden azsa şunları yap diyeceğiz. Ne yapacağız? Biz mesafemiz eğer yani mesafe sorgulamasından sonra biz bir mesafe sayısal bir mesafe elde ettiysek eğer elde ettiğimiz bu sayısal mesafenin bizim motorlarımızı etkilemesini istiyoruz. Yani bir sensörümüzü sensörümüzde herhangi bir değişiklik yapma şansımız zaten yok. Eleman sayımızda zaten farklı bir elemanımız yok. Yani motorumuz var, sensörümüz var. O yüzden gelen sensörden gelen sayısal veri bizim motorlarımızı etkileyecek. Motorların nasıl çalışacağını değiştireceğiz hemen. Analog. Right dedik. Motor. Ön. Pin. Biz bu buranın yani bu motorun durmasını istiyoruz. Eğer ki o yani 5 santimetreden küçük bir Mesafe ise eğer nesne ile arasındaki mesafe motorumuz dursun ki hani e, görme engelli vatandaş da şunu anlayabilsin ha burada mesafe yani bir cisim var çünkü motorlar hareket etmiyor baston hareket etmiyor elindeki sopa bir yere yönelmiyor burada bir cisim var ben buraya gitmeyeyim. Bunu düşünmesi için motorlarımızın fren yapmasını durmasını isteyeceğiz bu yüzden burayı sıfır olarak giriyoruz hemen noktalı virgülle kapattık ve diğer e, pinler için de diğer motorlarımız için de aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Motor sağ pin 0 dedik. Parantezi kapattık, noktalı virgül dedik. Motor sol pin 0 dedik. Ve ee bu aşamayı da bitirmiş olduk. Bundan sonraki aşamada e, yani loop döngüsü içerisindeki ilk aşamamız olan butona basıldığı anda motorlarımızı çalıştır, şu hızlarda çalıştır. E, sensörü şu şekilde çalıştır ve bana şu sensör hesabını yap, yani mesafe hesabını yap. Bunları belirledik ve yapılan hesa hesaptan sonra mesafe ön hesabından sonra eğer ki 5 santimetreden küçük bir mesafe varsa motorlarımı durdur. Yani bu şartı temel şartı sağlamış olduk. Bundan sonra ne yapacağız? Bu şartları çeşitlendireceğiz. Else komutlarıyla bu şartlarımızı tekrardan çeşitlendireceğiz. Bir if komutu daha kullanacağız. Bu şekilde uzun uzadıya daha da uzayacak bu void loop aşaması. Ama ben şimdilik burada bırakıyorum. İlk aşamamız bu şekilde void loop döngüsünün ilk aşaması bu şekildeydi. Bundan sonraki derslerimi de takip ederek kendi devrenizi, kendi projenizi oluşturabilirsiniz. Arduino Uno kartına aşama aşama kendi yazılımınızı atabilirsiniz. Benim bu verdiğim kodları kullanarak inceleyerek tabi biraz da Arduino bilginiz varsa eğer kendi kendi yazılımınıza göre, kendi projenize göre daha da değiştirebilir, şekillendirebilir, daha güzelleştirebilir, daha detaylandırabilirsiniz ya da içerisinden herhangi bir kısmını alıp sadece kendinize daha küçük bir yerini kullanmak da istiyor olabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Projemizin 3. E, partı e, burada bitmiş olsun. Herkese iyi çalışmalar dilerim.